Bundan bir buçuk yıl önce buradan Denizli'ye giderken arabamı çevirdiler. Çevirdikten sonra arabamın üzerinde bağlama olduğunu söylediler. Sonra arabamı yedemine çektiler. Sonra ben borçlarımı ödedim. Arabamı çıkarmaya geldim. Çıkarmaya geldiğimde arabamın çalındığını söylediler. Benden dilekçe aldılar, gönderdiler. Ama ben devlete verdim arabamı. Hiçbir şekilde muhatap bulamıyorum. Şimdi normal şartlarda aracım buraya çekildikten sonra ben borcumu ödediğimde karakola gidip polis karakolundan evrak alıp tekrar gelip yedemine bunu onaylatıp aracımı o şekilde çıkarmam gerekiyor. Ama yedemin trafik karakoluyla arasında sadece bir tel var. Ve de evrak yok orta yerde, belge yok, hiçbir şey yok, bana bir tebliğ yok. Bana hiçbir şekilde aracımın satılması için bir gerekçe yok. Öyle bir icra da kağıt göndermedi. Ama aracımın nerede olduğunu bilmiyorum. Normalde polisler buradayken benim aracım nasıl gitti? Yani şu anda aracım satılmış falan değil. Aracım buradan çalınmış. Ben bana 6 ay önce Yedemin Otoparkı beni icraya verdi. Aracını otopark ücretini öde diye. Buna da anlam veremiyorum. Benim olayım Daskır'dan Denizli'ye giderken aracımda sigorta olmadığı için benim aracımı burada çevirdiler. Arabanın sigortası yok diyorlar. Bağlıyorlar. Bağladıktan sonra ben tabii borcum olduğundan dolayı yaptıramadım. Biraz durduğu için. Araç burada 6 ay durduğu için. Bu aracımı buraya bağladılar. Ben tekrar borcumu ödedim. Bizimi yaptırdım. Buraya aracımı almaya geldim. Aracımı almaya geldiğimde aracınız yok. Aracınız çalındı dedi. Aracımın nerede olduğunu da bilmiyorum. Kimse bir yol göstermiyor. Mağdurum. Mağdurluğumu gidermesini istiyorum. Kimse de sen şu yola gideceksin, bu yoldan arabanı alırsın diyen yok. Çalınmış gözüküyor. Otoparkta yok. Teminde kimse yok. Yani bir sorumlu kimse yok. Kimseyle de muhatap olmuyoruz. Ben aldım diyen de yok. Ben bunu yaptım diyen de yok. Nasıl oldu? Buraya Eden'in aldık bunları. Bir de kaldığı yok ettik ya. Nasıl oldu? Nasıl olur? Bir tane araç yok. Nasıl olur araçta. Ya? Nasıl olur bilmiyorum. Kaybolmuş. Hı. 3-5 yıl önce bankadan banka kredi traktör aldım. Sıfır traktör aldım. Taksitlerini ödeyemedim. Ekonomik durumdan dolayı şey oldu. Traktörüm hazzedildi. Evden hazzedildi. Hazzedilerek buradaki Çardak'taki arkamızdaki Yedemin Otoparkı'na teslim edildi. Sonra aradan zaman geçti. Bir yıl sonra traktörün ihalesi var. İhaleye tebliğ olundu. Ağustos'un 10'u gibi traktörümüzün ihalesi vardı. Bize tebliğ olundu. İhale yerine geldik Ağustos'un 10'unda. Ve geldiğimizde traktörün olmadığını gördük. Ve traktörle bir, orada birçok aracın da olmadığını, sadece geri kalan motosiklettir veya hurda tarzı araçların bulunduğunu öğrendik. Öğrendik ki otopark devrolmuş. İlk sahibi başka birisine devretmiş, sonra başka birisine devretmiş. Yani araçlarımızı, buradaki araçların kaybolduğunu öğrendik. Şu anda banka traktör gitti diye şey yapmıyor, önemsemiyor. Benim tarlalarımı satışa çıkarıyor. Yani traktör gitti, gittiyse orası beni alakadar etmez deyip benim şu anda tarlalarımı satışa çıkardı. Yani böyle bir mağduriyetliğim var. Şimdi biz burada 2-3 kişinin bilgisi olduğunu öğrendik savcılık şeyinde, savcıya gelen şikayetler doğrusunda. Otoparktan 50 veya 50'nin üzerinde aracın olmadığını söylediler. Ve bu kadar insanın da halen bilgisinin olmadığını duyduk, öğrendik. Yani bunların da duymasını istiyoruz yani. Benim traktörüm bağlandıydı buraya. Yedemine teslim oldu. Yedemine teslim olduktan sonra tabii aşağı yukarı 5-6 ay geçti. 5-6 ay geçtikten sonra ben başka yerden duydum ki burada traktörler çalınmış. Geldim baktım benim traktör de yok. Gittim suç duyurusunda buldum. Kimse benimle muhatap olmadı. Bana bir bilgi verilmedi. Traktör nerede olduğu bellisiz. Hırsızın elinde. Otoparkçı beni icraya vermiş. Araçlarım yok, çalındı. Ama otoparkçı beni nasıl icraya veriyor?